elmalı şey yapıyoruz. Pirzola. Elmalı pirzola yapıyoruz. Yani ömürden tezgahta yer kalırsa yapmaya çalışıyoruz diyelim. Rica ediyorum. Sadece şokolar alan kullanıyorum. Ya Steve Jobs görseydi gurur duyardı sizinle arkadaşlar. Kesinlikle. Değil mi? Elmalı pirzolada. Evet. Geç oldu ama. Biraz. Ben bir şey diyeceğim. Başka bir mutfağa mı gitsem? Ne yapayım yani? Niye çekişiyorsunuz? Koca tezgah yaptık. Aslında sen bu tarafa alsaydın. Aslında biriniz karşıda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ben emrini karşıda tek elli de yemek yapabilirim. Bir şey söyleyeceğim. Zeytinyağlı roka yedin mi? İkisiz evet. İkisiz mi? Bir dakika bir dakika. Ay burayı göster. Bir dakika. Şimdi Cenk böyle oldu. Ay ikiz mi dedi. İki tane getirttik aynısından. Prodüksiyon zengin şekeri. Zengin kadınsın sen. Yani aynı şeften iki tane getirin dedim bulabiliyorsanız dedi. Evet. Buldular. Evet bakar mısın ne güzel ya. Ece ellerine sağlık vallahi ya. Vallahi ya şefi böyle ikiledin aynı anadan aynı babadan aynı yumurtadan. Vallahi süpersiniz. Evet. Şimdi pizzaları mühürledik. Tamam. Elmaları dilimledik, üzerine yerleştirdik. Bak şimdi bu şey ağzıdır. Şef. Tavada az pişirdim. Hayır, böyle şu denir. Tavada şöyle bir, hanımlar böyle anlatır bunu aralarında. Yani pirzolayı tavada bulduğumuz zaman tabii. Tavada şöyle bir alt üst ediverdim şekerim. Tamam. Yani şekerim bu, de eklenir. Bu ama mazide kalan bir yemek yani. Milattan önce zamanları. Pirzola o zaman bol. Ne bu Osmanlı'dan muhteşem yüzyıldan mı geldi? Padişahlara dair. Şöyle diyelim. Meyveli yemekler Osmanlı mutfağında sıkça kullanılıyor. Evet. Aynı Cenk Bey'in biraz önce işledi yaprak sarması da. Cenk çok sever. Osmanlı'nın mutfağını çok sever. Çok. Hep meyveyle yapıyorlar değil mi? Genelde evet. Kuru ve taze meyve kullanılıyor. Mevsimine göre değişiyor mutlaka. Hazırım kalabilirim sabaha kadar. İyi misin? Tamam. Güzel. Şimdi bak pirzolayı şekerim sana anlatayım Cenk yemekteyse tekrar katılırsın matılırsın. Hı. Hani veya kendi programında yapman yapacağım, gerekirse. Ben yapacağım. Bak şeyleri şöyle bir yapıyorsun. Pirzolaları. Pirzoları mühürlüyorsun ya da şöyle bir alt üst ediveriyorsun. Tamam. Üstüne elma dilimlerini koyuyorsun. Şimdi ne döküyorsun? Elma dilimleri çiğ mi daha yani? Çiğ yok evet çiğ. Domates zannedik 3-4 tane içerisine. Evet. Ben de dediğimiz domateslerin içerisine biber, domates salçası ilave ettik. Kekik, karabiber, tuzunu ilave ettik. Karıştırdık. Şimdi birazdan nar eşkisi var içerisinde. Üzerine döküyorum güzelce şeylerin. Oo. Vay 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 vay. Elma yerine başka bir şey olabilir mi armut falan da? Ayva da olabilir. Ayva da olur. Ama hani armut biraz daha tatlı olduğu için kullanamıyoruz. Ayvaları da şöyle yapabilirsiniz üzerine koyarken. Hafif nar eşkisine batırıp toz şekerle çevirip üzerine dizerseniz üstü açık fırına verin. O zaman ayvalar da yanmaya başlayınca daha lezzetli olur. Bunu bu şekilde ayva çok yakışıyor çünkü. Bu kesinlikle böyle bonuslar. Evet evet bayağı iyi. Ben hiç açıldım dersin. Gurur duyuyor musun? O şaşırdım vallahi. Her ayva konusunda hayretlerimi. Nasıl zayıfladı ama? Nasıl zayıfladı? Allah aşkına şu zayıflığın sırrı ne? Yemin bak ya. Bir programda zayıflıktan bahsetmezsen o program asla tutmaz. Söyledim. Sana söyleyeyim. Kesinlikle. Ya bahsedelim. Ya adet yerini bulsun. Adet yerini bulsun. Adet. Hakikaten vallahi nasıl zayıf. Ya şöyle oldu aslında ben yıllar önce bu konuyla ilgili bir psikiyatri uzmanla görüşmüştüm. Hani birkaç arkadaşımla beraber. O şunu demişti. Rejim dönemimize uzun zaman sonra için karar verir. Ben de hep şöyle yapıyorum. 5 ay sonra başlayacağım. O 5 ayda da istediğim kadar yemek yiyorum. Ve rejim günü kalktığımda beynim hazır oluyor. Artık hani 5 adamda beni yiyorsunuz. Biraz kendinizden utanıyorsunuz artık. Hani yemeyeyim yapmayayım diye. Ve günde 3-4 dilim ekmekle beraber peynir, yoğurt, süt... Biraz da meyveyle bu hale geldim 35-40 gün içerisinde hızlı geliyorum. Yine de yemeyerek. Yemeyerek geliyorum evet. Yemeyerek. Yani. Birkaç yemek ekmek, kebek ekmek. Yiyerek zaten olmuyor. Ama şey çok hazır oluyor. Hani o 4 ay sonra rejimi yapacağım artık 3 ayım kaldı, 2 ayım kaldı, 1 ayım kaldı ve sabah artık rejime giriyorum dediğinizde. Beyin hazırlıyor kendini. Yeni bir yöntem. Ben kendimi hazırlıyorum. Bu seninki yeni ben hiç bu yöntemi duymadım. İleriye ketme bu yöntemi. Sen de mi öyle yaparsın? Beynini hazırlarsın. Kendimi hazırlamak çok daha önemli oluyor rejimde benim için. Ve az yiyeceksin. Başka bunun çözümü yok. Evet. Az yiyip sporda yaparsan kilo verirsin. Onun dışında öyle kilo vermek... İmkansız yani, diyor. İmkansız. İmkansız. Evet şimdi bunları onu fırına mı veriyoruz? Bunları koyuyoruz 180 derece fırında 20 dakika kadar pişiyor. Helva kıvamında emağla beraber çıkartıyoruz sonra. Evet. Oh. Buyurun. Zaten annemden mutfağı alıyorum. Evet. Dereotunu ve rokayı elimle yani bunları şöyle elimle kopardım. Rokaları da birkaç parçaya böldüm. Evet. Suyum kaynıyor. İçine yaklaşık 3 dakika pişirip süzeceğim ben sadece. O kadar uzun uzadıya bir yemek yapmıyorum. Evet hemen. Şöyle atıyorum kaynar suyun içine. Emre, kolaycı bu. Bak, evet. Şöyle bir onu orada yapacak. Bu kardeşler muazzam. Belli. Cenk. Yani belli. Hakikaten
Annem sizi hamileyken acaba yemek memek mi yaptı? Yok ama annem... Annem zaten yapıyor, yemek yapıyor. Annesinin yeri yapıyordu. Var. Yapıyordu. Hmm. Sanırım Dayan bizim babaanneyi hep anlatıyoruz biz. Mesela biz şöyle büyüdük. Sonra şimdi bunları hep geri dönük hatırlıyorsun. Mesela sabah saat 4'te mesela evin içinden bir dil kokusu geliyor. Sssss diye bir düdüklü sesi. Babaannem sabah uyanıyor, şey hazırlıyor. Sonra sabah gece bir vakti duyuyorsun, bir havanda bir şey dövülüyor. Eskiden dil yapılırdı. Evet, evet. Ya. Sabah şimdi yapılmıyor. Yapılmıyor. Tabii babamı da burada unutmamak yani lazım. Yani evin içinde sürekli yemek, çok derece bize... yemek kokusu, yemek sesi, havan sesi, babaannemin tencere sesleri, tava sesleriyle hep uyurken kulağına işlemiş. Sanırım bu kadar yani genetiğimizde işlemiş. Yani bu sanırım babam evde, babam çocukken de babamın da kulağında olan şeylerdi. Evet, Twitter'dan bir izleyicimiz diyor ki ben ayırt ediyorum onları. Hızlı konuşan. Evet, okudum ben de. Hızlı konuşan. Oradan yıkamadım diyor. Ömür. Bak, Ömür. Yavaş yavaş konuşan Yunus Emre. Yunus Emre değil mi evet, senin? Evet, Yunus Emre. Evet. Ben yani orada da yazıyor tabii. Yani çok zeki bir insanım hakikaten. Yunus Emre Akkor diye yazıyor orada. Evet. Bu şimdi, neredeyse hazır. Hemen bir yer daldırıp çıkarttım. Evet, hemen soğuk suya ve biraz da buzlu bir suya koyacağım ki bu rengin korunmasını istiyorum. Yoksa böyle daha kötü bir yeşil oluyor benim istemediğim. Evet, dün bunu biliyoruz. Ben bir karnabahar salatası yaptım Cenk. Böyle suyu kaynattım. Hı hı. Hatta şeyde kaynattım. Su kaynatıcısında kaynattım. Karnabaharları koydum, suyu üstüne döktüm. 2-3 dakika tuttum, aldım. Hemen yeşil salatanın üstüne onu koydum. Böyle kıtır kıtır oldu ama tam o şey gitti. Bir tık böyle gitti. Kırdım yani şeyini. O kadar güzel oldu ki salata. Acayip çok güzel olur. Çok sebzeyle güzel. Yapılan her şey güzel ya. Vallahi bence de, güzel. Bence de. Hakikaten. Siz nerelisiniz peki ahçılar? Gaziantep Kilis. Gaziantep Kilis. Yani Gaziantep Kilis. Ya. Tabii mutfak kuvvetli. Çok güzel. Tabii babaanne Halep. Halep'ten Gaziantep'e gelin geliyor. Anne tarafı Adana. Kayseri karması. O yüzden Çerkezik de var anne tarafında. Biraz da şey yani. Aman. İşlenmiş gene. Sen bulursun der ya tamam. Tamam, sırtın yere gelmez. Çok iyi arkadaşlarım. Ne yapacaklar diğer burada? Şeflerimiz de öyle. Cuma hepsi. Günü Gülhan var yazmış az önce. Evet. Gülhan'cığım cevap veremiyorum program sırasında ama hakikaten şeflerimizin hepsi birbirinden merdane evet. Diyeyim, birbirinden keyifli. Ama bizim için de şefler için de konuşayım. Bu benim 6. sezonum sizle birlikte çalıştığım. Evet. Yani bizim için de bir okul. Evet. Yani işte burada tabii. Olmak, canlı yayına çıkmak. Ne bileyim enteresan bir heyecan. Sen nerelere şey, katıldın? Yarışmalara katıldın. Yemekliğinize ben de birincilik aldım. Şeflerde yarışmıştım. Ha. Evet. Sen katıldın mı o programa? Ben Yemekliğinize katılmadım ama onun haricindeki yarışmalarda... Düello'ya katıldın mı? Düello'ya yok. Düello'ya gitmedim. Ha gitmedin. Olmadı. Bugün burada. Evet. Düello bugün burada bakacağız bakalım hanginizin... Ama değil mi? Hep, yani siz de takip ederseniz birçok arkadaşımızla birlikte çalıştık burada yani. Evet, tabii evet, ki. Kesinlikle. Tabii ki. Çok hepsi birbirinden kıymetli, değerli arkadaşlarımız gerçekten. Çok. Ve burada...